Merhabalar, yeniden bir başarı hikayesi programı ile yeniden karşınızdayız. Bugünkü konuğum uzman psikolog Zehra Erol. Bugün çok güzel konular konuşacağız onunla. Her hafta birbirinden değerli ve değerli konularla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Zehra Erol, uzman klinik psikoloğum. Yaklaşık 26 senedir psikologluk yapmaktayım. Son 20 yılını yetişkinlerle devam etmekteyim. Çocuklarla başladım. Bireysel psikoterapi ve aile terapisi yapmaktayım. Genel olarak bu şekilde. Evet, uzun bir zaman. Hiç yaşınızı da göstermiyorsunuz. Bu arada gerçekten şimdi mezuniyete sorsak yaşınız ortaya çıkacak ama gerçekten inanılmaz güzel bir şey. 26 yıldır bu işi yapıyor olmak ve bu enerjide kalmak güzel değil mi? Teşekkür ederim, sağ olun. Ya tabii bizim programımızın formatında bir soru sormam gerekecek gerçekten. Size göre başarı nedir? Ben başarıyı kişinin sahip olduğu imkanlar, olanaklar ve koşullar içinde vardığı olumlu hedefler olarak tanımlıyorum. Üniversiteye girmek eğer imkanlarınız varsa artık biliyorsunuz çok fazla da özel üniversite var. Çok zorlanmadan destekle girdiğiniz zaman bu başarı olmayabilir ama kendi koşullarınızda özellikle örneğin ailenizde bir model yoksa, eğitimi olan bir kişi yoksa, imkanlarınız sınırlıysa üniversiteyi kazanabilmek örneğin bir başarıdır diye düşünüyorum. Yani sahip olduğunuz imkan ve koşullarla siz kendi potansiyelinizi kullanarak ve bir şeyler yaratarak ilerliyorsanız bu başarıdır diye düşünüyorum. Attığımız her adım aslında bir başarıdır, evet, değil mi? Hepsi bir başarı hikayesi, evet, aslında. Ama şimdi sizin konumunuza gelince, siz bir hedef koydunuz, ben bir psikolog olacağım, evet, diye mi başladı bu serüven? Aslında yani insan bazen tabii geçmişi çok hatırlayamayabiliyor ama bir arkadaşım hatırlatmıştı bana, ben unutmuştum. Lisedeyken ben psikolog olacağım demişim, diyormuşum. Bir arzum vardı ve aslında o dönemlerde psikoloji de bu kadar popüler bir bilim değildi baktığınız zaman. Çoğunlukla ben söylediğimde de ne yapacaksın? Hani zaten onun iş alanı yok denilen bir alandı. Ben kendim çok istekliydim ve öyle başladı. Şimdi dediniz ya aslında gerçekten böyle bir şey olacağım dediğimde o alan çok para kazandıran ya da iş sahibi olamazsınız gibi yaftalanan, evet, bir alandı. Evet. Dolayısıyla çünkü ruh sağlığına bu kadar önem verilmiyordu, değil, aynen, mi? Evet. O günden bugüne gelirsek ruh sağlığı ile ilgili daha mı bilgiliyiz acaba? Çok hızlı bir ilerleme var gerçekten. Bizim mesleğimizin bir özelliği de her zaman bir eğitim almalısınız. Yani mutlaka her meslekte var ama bizimkinde biraz daha fazla. Ve o kadar çok yatırım yapıyorsunuz ki bilgiyi orada zaman içinde edindiğiniz bilgileri paylaşarak var olan tabii eğitimler başta yurt dışından geliyor. O eğitimlere katılarak, çevrenizdeki meslek arkadaşlarınıza da yayarak, onlar da bize yarayarak tabii. Böyle ilerliyoruz. Evet, çok fazla, çok daha fazla bilgiliyiz. Ama bilgili olmakla bilgiyi kullanabilmek ayrı şeyler. Kesinlikle. Onun için sahip olduğumuz bilgiyi kullanmak, ben günlük yaşamda kullanmaktan bahsediyorum. Tabii sosyal medyada da arkadaş sohbetlerinde de paylaşabiliriz ama önce kendi kişisel gelişimimiz için, yani psikoterapistler için öncelikle tabii kendi kişisel gelişimle, daha sonrasında da danışanlarımız için, evet, kullanıyoruz. Şimdi çocuk dediniz biraz önce. Çocukla başladım. Evet. 13 yıl gibi bir süre içerisinde çocuklarla çalıştım. Çocukları bırakmanızın sebebi çocukların daha zor olduğundan dolayı mı? Yoksa onlarla biraz iletişim daha mı zor? Travmalar daha mı fazla? Sizin o değişiminiz süreci neden oldu? O şununla ilgili aslında
6 yıl dedim sanırım onun için. Şöyle oldu. Aslında ben mesleğe başladığım zaman ben hep yetişkin terapisti olarak ilerlemek istiyordum aslında. Fakat okulu bitirdiğim zamanki koşullarla şu anki koşullar aynı olmadığı için o dönem yine çocuk psikolojisi yine her zaman olduğu gibi daha ön plandaydı. Ve oradan bir başladım ama asıl arzum hep yetişkin terapisti olmaktı. Oradan bir basamak gibi oldu ve çocuklarla çalışmanın şöyle büyük bir avantajı var aslında. Çocuğu da görmüş oluyorsunuz, ergeni de ve yetişkini de. Aslında yaşamın gelişiminin her aşamasında bir uzman olarak bulunmuş oluyorsunuz. Çok daha fazla katkısı oluyor. Çocuk terapisinin farkı şu, orada tabii ki çocuk yine merkezde ama anne baba da çok fazla merkezde. Çünkü çocukta ne kadar çalışırsanız çalışın, ebeveyn ayağının desteği olmadan ilerlemek çok daha zor. Orası daha geniş bir bağlantı var. Ebeveyn, işte çocuk yetişkinde ama sadece kişiyle birebir çalışabiliyorsunuz. En önemli fark bu. Tabii ki diğer önemli fark da çocuklukta yaşadığımız her şey aslında çok önemli. Çünkü biz dünyayı sınırlı tanıyoruz. Ebeveynimizin gözünden, yakınlarımızın gözünden ve deneyimlerimiz de sınırlı olduğu için orada yaşadığımız her olay, her anı bizim için çok çok kıymetli. Ve etkisi de çok daha derin ve çok daha fazla. Evet, yani çocukluk anlarda yaşanılan travmalar da ağır oluyor, evet, değil mi? O yüzden. Aynen öyle. Yani çocuk, örneğin yetişkinlerde travma dediğimiz zaman hani ani, beklenmedik, kişinin hiçbir şekilde aklına gelmeyecek bir olayı yaşaması ve bundan etkilenmesi diyebiliriz. Tehdit eden bir olay olması lazım. Ama çocukluktaki travmalar dediğimiz zaman çocuğun güven duygusunu sarsan herhangi bir olay travma olabilir. Bu illa istismar olmasına gerekmiyor. Çocuğun ihmal edilmesi olabilir, anne babadan ayrılması olabilir. Anne babanın söylediği, onun güvenini sarsacak hakaret, aşağılama olabilir. Ama yetişkinlerde tabii o daha farklılaşıyor. Çünkü yetişkinlerde de ani, beklenmedik, tehdit eden olay travma olabilir. Ama doğal olarak her travma posttravmatik stres bozukluğu dediğimiz rahatsızlığa dönmüyor. Yani travma sonrası hastalığa dönüşmüyor. Duygusal olarak nasıl etkiliyor peki? Duygusal olarak travmaların etkisinden bahsedersek tabii özellikle kişi o olayı yaşadığı durum ve anı sık sık hatırlayabiliyor. Görüntüsel olarak olabiliyor. Orada eğer bu sessel bir şeyse sanki o sesi tekrar tekrar duyuyormuş gibi hissedebiliyor. Korku, üzüntü hissedebiliyor. İlk anda ama beklenmedik olduğu için bir şaşkınlık dönemi olabilir. Yani kişinin bunu idrak edebilmesi için. Daha sonra kaygı, korku, endişe, öfke çok yoğun olabiliyor. Onları konuşacağız zaten, evet, kesinlikle. Ardından kişi yaşadığı olayların etkisiyle bir miktar içe çekilme olabilir. İnsanlardan uzaklaşma, özellikle anlaşılamadığını hissetme olabilir. Çünkü değersizlik duygusu olabilir. Evet, değersizlik duygusu çok yoğun olarak hissedilebilir. Tabii bu yaşanan travmanın şekliyle de ilişkili. Yani biz travmaların bir insan eliyle olanlar var, bir de afetlerden kaynaklananlar var. Deprem işte gibi, sel gibi. Bunlar daha doğal travmalar ama insan vasıtasıyla olan travmalar, işte terör saldırıları, cinsel istismar gibi, fiziksel şiddet, sözel şiddet gibi, onların insan üzerindeki etkisi daha ağır oluyor. Çünkü şey, kişi orada kontrolün kendisinde olmadığı hissi, bir şey yapamamanın verdiği aşırı rahatsızlık. Yani orada şey çok önemli, kontrolün sizin dışınızda bir durumda olması ve sizin hiçbir şey yapamamanız, o bir çaresizlik duygusu ve paralelinde öfke gelişiyor aslında böyle durumlarda. Dikkatte bozulma, çünkü olayla çok fazla kişi ilgilendiği için iç dünyaya biraz dönüş oluyor. Yani olayı tekrar tekrar hatırlama kısmıyla ilgili. O ortamdan uzak durma, o yakınına gitmek istememe, oradaki insanlarla karşılaşmak istememe. Onun dışında unutkanlık olabilir. Dikkat tabii odaklanamadığı için unutkanlık da bununla beraber gelebiliyor.
Onun dışında tabii çok önemli şey mutsuzluk, yoğun bir mutsuzluk yaşanabiliyor. Peki bu süreç içerisinde bayanda farklı, erkekte farklı mı yaşanıyor bu durum? Tabii şöyle, aslında yaşanan travma olayına göre değişir. Ama çoğunlukla kadınlar daha fazla bir paylaşıma yönelik oldukları için paylaşım anlamında daha fazla paylaşımda bulunuyorlar. Erkeğe atfedilen rollerden dolayı erkeklerin bu konulardaki paylaşımı daha sınırlı ve yaşanan olay örneğin bir cinsel istismar olduğu zaman erkeğin paylaşması bunu çok daha zor olabiliyor. Şimdi olağanda travma bir yaşandıktan sonra bir ay sonra belirtilerde bir azalma olur yavaş yavaş. Eğer belirtilerde azalma olmuyorsa, aynı yoğunlukla devam ediyorsa posttravmatik stres bozukluğu yani travmadan sonra gelişen rahatsızlıktan bahsedebiliriz. Şimdi burada kadınla erkek arasında bir fark var. Kadınlarda daha risk faktörü bu anlamda. Ayrıca bedensel rahatsızlığı olanlar yine risk faktörü. Daha önce psikolojik sorun yaşamış kişiler risk faktörü bunu yaşamak açısından baktığınızda. Kadınla erkek açısından bir fark var. Tabii ki biliyorsunuz böyle durumlarda araştırmalar çok önemli. Veterinerde yapıldığı da çok önemli. Bu tarz şeylerde demin söylediğim gibi kadınlar anlatmaya eğilimi daha fazla olduğu için aslında baktığınız gibi depremden kadın ve erkek benzer şekilde yaşıyoruz. Ama ifade etme şekli değişebiliyor tabii. Daha çıkıp anlatabiliyorlar bayanlar. Evet. Peki psikoterapi süreci nasıl ilerliyor burada? Psikoterapi süreci şöyle ilerliyor. Şimdi son yıllarda kullanılan 10-15 yıldır bir teknik var. EMDR dediğimiz göz hareketleriyle duyarsızlaşma. Oldukça etkili bir yöntem ama tabii ki onun dışında da klasik bizim bildiğimiz konuşma terapisi var. EMDR dediğimiz teknik şöyle oluyor, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma açılımı. Kişinin yaşadığı travmanın kişi için en rahatsız eden bölümünden başlanarak göz hareketlerini kullanarak kişinin o olaya karşı duyarsızlaşması sağlanıyor. Olağan da elle yapılır ve göz hareketleriyle kişinin elimizi iki parmağıyla yapıyoruz. Gözüyle takip etmesini sağlayarak o olayın tekrar terapi ortamında kişi hatırlar ve göz hareketleri bir duyarsızlaşma sağlanır. Ama bizim onun bir aleti de var, kulaklık. Kulaklıkla da yapabiliyoruz bunu. Daha sonra olaya duyarsızlaşma geliştikten sonra tekrar o kişinin tekrar gelecekte böyle bir olayla karşılaşma ihtimaline olabilir, her zaman olabilir. Özellikle bizim ülkemizde buna biz travmaya da çok açık bir toplumuz, koşullarımız dolayısıyla. Diğer aşamalarına geçiliyor. Diğer aşamaları da kişinin güçlendirilmesi. Güçlendirmek için de ilk olumlu pekiştireçlerle kişinin yaşadığı deneyimi duyarsızlaştırmadan güçlendirmeye doğru giden bir bölümü var. O şekilde çalışıyoruz. Şimdi diyelim ki bir danışan size geldi ve bu insanlar birçok işte stres, öfke kontrolü. Evet. Bunu da sağlayabiliyor musunuz? Zaten şöyle bir şey oluyor, o olaya karşı duyarsızlaşma oluşmaya başladıktan sonra öfke azalıyor, biraz daha üzüntü ağır basıyor. Sonrasında da o bir daha sakinlik dönemine giriyor. Çünkü travma dediğiniz şey, evet hani demin de söyledim, deprem, cinsel istismar da bir travma olabilir ama aynı zamanda yetişkin bir insan için yaşanma şekline göre aldatma da bir travma olabilir baktığınızda. Onun için sürekli kişinin o öfkeyle hayatına devam edebilmesi değil hedefimiz. O öfkenin daha azalması, kişinin günlük yaşamını daha rahat idame ettirebilmesini sağlamak. Olayı unutmuyor kişi ama eskisi kadar hassasiyeti olmadığı için sürekli hatırlamıyor da. Evet. Yine ben şeye dönmek istiyorum özellikle. Ruh sağlığına. Yani insanlar şimdi bir psikoloğa giderken biliyorsunuz toplumsal olarak yine de böyle ne kadar bir gelişsek de bir yargımız var. Her şeyle ilgileniyoruz. İşte son model arabalar alıyoruz. Son model işte evimizi alıyoruz. Yıllık bakımlarını yaptırıyoruz. Ama ruh sağlığına gelince böyle bir bakım söz konusu olmuyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
Tabii o bilincin gelişmesi, yani evet bununla ilgili bilgi ediniyoruz, kitaplar okuyoruz, televizyonda dinliyoruz ama tabii ki bir bilginin yerleşmesi yıllar, pratik uygulanabilir hale gelmesi için yıllar alıyor. Ve kişiler daha çok hani pratik deneyimlerimizde insanlar daha iyi hissettiklerinde terapi süreç olarak tam olarak henüz göremiyorlar. Daha iyi hissettiklerinde terapide iyi oldum deyip uzaklaşma. Daha kendini onun kötü hissettiği zaman terapiye yakınlaşma gibi bir şekilde ilerliyor. Ama aslında terapinin de bir amacı, hedefi var baktığınızda. Bir danışanınız geldiği zaman bir sorunla, o sorunla ilişkin önce tabii ki terapinin ilerleyebilmesi için danışanı tanıyor olmanız. Tanıma aslında bütün seanslar boyunca devam eden bir süreç. Çünkü danışan her seans geldiğinde kendiyle ilgili yeni bir bilgi de getiriyor. Yeni bir şey öğreniyorsunuz, yeni bir bilgi ediniyorsunuz, tanıyorsunuz. Yavaş yavaş onu tanıdıkça bir takım geri bildirimler veriyorsunuz. Bizim toplumumuzda biraz gündemle ilerliyor. Eğer danışanların gündeminde böyle bir önemli aciliyeti olan bir konu varsa onunla ilişkili daha çok hani gelip o sorun halledildiği zaman uzaklaşma gibi oluyor. Evet böyle de ilerleyebilir ama öyle olduğu zaman aslında ilerlediğiniz bir noktadan devam etmek çok daha kolay oluyor ve süreci tamamlayıp terk etmek yani. Ama böyle olduğu zaman daha çok sorun odaklı bir ilerleme oluyor. Burada ama diğer danışanlarımıza da haksızlık etmek istemem. Terapisine başlayıp kendisiyle ilgili farkındalık kazanıp bir takım şeylerin farkına varmak, stresle daha rahat baş edebilmek için uzun süreçli terapilerine devam eden kişi sayısı da az değil. Burada o zaman şöyle bir genelleme yapılabilir mi? Yani işte belirli bir stres veya belirli bir kaygı yaşadığınızda işte şu şunları hissettiğinizde mutlaka işte derler ya işte kaşıntı olduğunda ya da işte başınız ağrıdığında mutlaka onların bir altında başka bir şey vardır. Her ağrı başka bir hastalığın aslında uyarıcısıdır derler ya. Duygusal anlamda da böyle bir şey nasıl konuşulabilir? Şöyle olabilir. Ben aynı zamanda 12 yılda klinik psikologluk yaptım. Klinikte çalıştım. Klinik düzeyde bir sorununuz varsa zaten günlük işlevlerinizi yapmakta zorlanırsınız. İşinize gitmekte, arkadaşlarınızla beraber zaman geçirmekte, ilişkilerinizi sürdürmekte. Orada zaten mutlaka bir hani belki ilaç tedavisi de gerekir. Bir psikolog ve psikiyatrist bir işbirliği sağlanması gerekir. Ama onun dışında aslında belli sorunları tekrar tekrar yaşıyorsanız, örneğin bu arkadaş ilişkilerinizde süreklilik sağlayamamak gibi, evlilik ilişkinizde iletişim problemleri gibi. Aslında onlar size bir mesaj verir ya da bir ilişkinizde ayrılamamak gibi. Tekrar eden sorunlarınız varsa ve bunlar dolayısıyla daha çok zaten ikinci, üçüncü tekrarlarda danışanlar terapiye gelme eğiliminde oluyorlar. Ya da performans kaygısı, örneğin çok sık karşılaştığımız bir şey. Zaten o sorununuz haber verir aslında. Biz bazen şey yapıyoruz böyle durumlarda. Ya işte oldu deyip geçebiliyoruz. Onun için zaten ikinci kez olduğunda ha bir şeyler var diyoruz. Üçüncü kez olduğunda evet bu sorun diyebiliyoruz. Yani bu noktaya da gelmeden gidebilir. Demin kastetmek istediğim de zaten buydu. Yakaladınız orada. Evet. Benim özellikle yine aileler konusunda işte mesela hepimiz anneyiz işte ve bir annenin çocuğuyuz, bir babanın çocuğuyuz dolayısıyla. Yetiştirilirken özellikle fazla korumacılıkla yaptığımız hatalar var. İşte yanlış kodlamalarımız var. Buradan değerli izleyenlere, değerli anne adaylarına, annelere, babalara nasıl öneride bulunabilirsiniz? Şimdi şöyle, belki en büyük zorluk şu süreçte, çocuk yetiştirirken çocuklarla ilgili özellikle duygularının farkına varmak çocukların. Özellikle biz hani çocuklarımız mutlu olduğunda her anne baba çocuğunun mutlu olmasını ister ama yaşadığı olaylarla çocuklarımız da bazen mutsuzluk, üzüntü, kaygı, endişe yaşayabilir.
Çocuklar bu duygularla nasıl baş edebileceklerini hem ebeveynlerinin model alarak, anne babayı görerek, hem onların kendilerine yaklaşım biçiminden öğrenirler. Fakat toplumumuzda bununla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Bu tarz duygular yaşandığı zaman bir an önce o duyguları çocuk nasıl yaşadığını dahi anlatmadan geçmek eğilimi var. Ya da o sorunu hemen çözerek o da, çocuğun o duyguyu yaşamamasına yönelik bir yaklaşım var. Böyle olduğunda da mutsuzluk, üzüntü gibi duyguları çok doğal karşılayamıyoruz. Duyguları doğal karşılayamayınca da bu yetişkinliğe doğru ciddi sorunlara yol açıyor. Daha büyük, işte bir üzüntü yaşadığında, bir kaygılandığında, mutsuz olduğunda nasıl baş edebileceğini bilemiyor. O aşırı koruyuculuk burada da devreye giriyor. Yani sadece dayak yemesinden, işte arkadaşının söylediği sözlerden değil, kendi yaşadığı duygulardan da korumaya çalışıyoruz ki bu çok sağlıksız bir yöntem. Onun için de daha mutsuz, daha tatminsiz bir sürece varıyor. Çünkü şöyle bir şey var, yani bir şeyiniz, bir olay yaşadığımızda, olumsuz bir olay yaşadığımızda, örneğin bir arkadaşınız küstüğünde çocukken ya da anneniz bir oyuncağı size almadığında, evet mutsuz olursunuz. Mutsuz olduğunuzda bu hani bir süre devam eder, sonra geçer ve çocuklukta geçiyor. Yavaş yavaş ergenliğe doğru bunu idrak edersiniz. Fakat her mutsuz olduğunuzda, iyi hissettirildiğinizde bu sefer yetişkinlikte mutlu olmak için, çünkü yokluk mutluluk hissettiren bir şey bir yandan da. O zaman da yokluk duygusunun yaşamadığı için çocuk mutlu olmasını da zorlaştırıyor. Aynı zamanda zorlayıcı duygular yaşadığı zaman da onlarla baş etmesini bilmiyor. Şunu demek istemiyorum, geçmişte belki toplumsal koşullar, yaşam standartları vesaire uyaran az olduğu için bir nesil öncesi belki çok daha zorluk ve çok daha büyük mutsuzluklar yaşamış olabilir. O da bir uçta. Ama bu da biraz daha diğer uca kayma gibi aslında. Ama şöyle de bir yargı vardır çocuklarımızın üzerinde, insanlar, ben genel anlamda duyduğumda büyüdüğünde geçer. Büyüdüğünde unutursun. bu gerçekten aslında toplumsal bir yara gibi bir şey bence. Evet. Büyüyünce şey geçer dediğiniz o olumsuz olayın etkisinden mi bahsediyorsunuz orada? Evet. Yani yaşadığın, işte büyüyünce unutursun. Gelecekte böyle olduğunda unutursun. Yani zaman unutturur gibi düşün. Zaman unutturur mu, zaman bastırır mı? Her zaman unutturmuyor. Zaman bazen unutturur, bazen unutturmaz. Şimdi o yaşanan olayın şiddetiyle ilgili bir şey. Annenizle dışarı çıktınız, sokakta kayboldunuz küçükken. Zamanla unutmayabilirsiniz, çok korkmuşsunuzdur. Diyelim ki inanılmaz korktunuz ve annenizi bulamadınız. Bunu zaman geçirmeyebilir. Orada bir yaşadığınız o kaygı sizde bir yara olarak kalabilir. Tabii ileride de daha sonra hep birilerini kaybetme korkusunu yaşayabilirdi. Yaşayabilir. Ya da işte bir babanız bir hakaret eder size. O hakaret hayat boyu hatırlarsınız. Değersizleştirir evet, sizi o süreç. Evet, aynen öyle. Onun için zaman her zaman unutturmuyor. Onun için de tabii orada ebeveynlerin bu söylediklerimiz demin söylediğimden farklı olarak anne babanın çocuğa ya da yeteri kadar özen göstermemesiyle ilişkili bir şey. Yeteri kadar özen göstermemekle aşırılık arayıcı olmak bir uçta, bunun bir dengesinin olması çok önemli. Tabii ki şey yapmak, çocuğunuza bir hakaret etmek, aşağılamak, değersizleştirmek onun ruhunda çok derin yaralar açar. Zamanla da unutturmaz, çünkü şöyle bir şey, siz ebeveyn olarak çocuğunuzun bazen durumsal olarak bir kere ya da iki kere bir söz söyleyebilirsiniz. Diyelim ki bir aşağılama, farkında olmadan bir şey yaptınız. Bunu çocuğunuzla konuşabilirsiniz ve onu tekrarlamazsınız bunun üstünde. Ama siz bunu zaten tekrarlıyorsanız, yani iki günde bir, üç günde bir, beş günde bir tekrarlıyorsanız zaten o artık zamanla unutulacak bir şey haline almaz. O sürekli pekiştirdiğiniz ve çocuğun kendini algılamasında, yani nasıl bir insan olduğunu, nasıl biri olduğunu algılamasında büyük bir zarara yol açan bir yara olur. Demin dediğimiz gibi. O zaman yani her şey unutulmuyor. Yani zamanla da
Belki oradaki bastırdığı duygular başka bir yaşadığı şey olayla yeniden tetikleniyor ve daha ağır bir sonuçlar da ortaya çıkabilir. Şöyle bir şey var. Şimdi kişilik gelişiminde çocukluk dönemi çok önemli. Yani siz böyle bir ortamda yetiştiğiniz zaman eleştirildiğiniz, katı sınırları olan ve ebeveynleriniz tarafından yeterli bir değeri göremediğiniz zaman sizin en yakın çevreniz orası baktığınızda. Zaten kendinizi yeteri kadar doğal olarak önemli ve değerli göremeyebilirsiniz. Yani o duyguyla büyürsünüz ve yetişkinliğe doğru ilerlersiniz. Evet, ergenlik sonrası yavaş yavaş sosyal çevrede genişlediği için kendinizle ilgili bir takım algılarınız olur, olumlu algılarınız, başarılarınız da olur. Başta konuştuğumuz gibi. Ve o başarılar da sizin iyi hissetmenize sebep olabilir. Çok iyi mevkilerde, çok iyi yerlerde olabilirsiniz. Ama içte o yerleşmiş olan çocukluktan beri oluşan zeminin temizlenmesi, yani onlar üzerinde çalışılması gerekir. Çünkü o güne kadar siz bir yandan şey yaptığınız, kendinizle ilgili yeni şeyler keşfederken, diğer yandan geri planda sizi mutsuz eden bir çocukluğunuz varsa ikisini beraber taşıyarak ilerliyorsunuz. Ve birinin daha baskın hale gelmesi çok daha zaman alan bir şey. Burada çok hızlı yükselseniz de, zaman zaman çok büyük başarılar elde etseniz bile o altta zemin olarak varlığını sürdürebilir. Evet, tabii bu arada sürekli mesaj seslerini duyuyorsunuzdur. Mesajlar geliyor ve şöyle bir soru gelmiş bize de aslında. Bunu da sormak istiyorum. Çocuklara dayatılan meslek seçimleri konusunda bize Zehra Hanım nasıl öneride bulunur demişler. Şimdi bununla ilgili kesin yapılmış çok net bir takım araştırmalar var ve o araştırmalarda en büyük kriter şu: İnsan mesleğini seviyorsa kariyerinde ilerleyebiliyor. En önemli kriter bu. Yani sevdiğiniz mesleğinizi seviyorsanız onun için bir takım zorlukları da katlanıyorsunuz. Zaman zaman mutsuz olduğunuzda ilerlemeniz için bir neden oluyor. Onun için çocuğunuzun ilgi alanı ve o ilgi alanını belirlerken de ne kadar o alanda kendi yetenekleriyle uyuşabildiği yani ile ilgili iyi bir gözlem gerekir. Ayrıca sizin ona uygun gördüğünüz meslekle onun kendine uygun gördüğü mesleği bir bütünsel olarak değerlendirmek gerekir. Şununla çok sık karşılaşıyoruz. Yani özellikle hani üniversiteye giriyor gençler. Girdikten sonra işte ben zaten annem babam istedi diye hala bu devam ediyor. Bu alanı seçtim diye. İşte sanata ilgisi oluyor. Çoğunlukla da karşılaştığımız o. Ama bir mühendislik okuyayım. Bir mesleğim olsun. Geleceğini garanti altına almak düşüncesi. Bu hala devam eden bir şey. Çünkü gelecek kaygısı çok yoğun olan bir toplumumuz baktığınızda. Ebeveynlerin de tabii ki onları da şu anlamda anlamak lazım. Çocuk hani bir hayat yaşadıkları, bir takım deneyimleri olduğu için, bir takım zorluklar yaşadıkları için çocuklarının o zorlukları yaşasın istemiyorlar. Ve onun için biraz daha onu rahatlatacak meslek seçiyorlar ama tabii şöyle bir şey var. Çocuk onu benimseyemediği zaman aslında ilerlemiyor. Okul uzayabiliyor. O alana ilgisi olmadığı için yeteri kadar öğrenmeye yönelmiyor ve o daha geri çekiyor çocuğu. Onun için onun yetenekleriyle ilgili kendi istediği bir alanı belirleyerek ilerlemelerinde fayda var. Çünkü biliyorsunuz bu toplumumuzun gerçekten ciddi bir sorunu. Çocuklarımız genelde okulda birçok arkadaşların çocukları da var. Bana da zaman zaman söylüyorlar. Anneme söyler misin? İşte annem beni bu konuda çok baskı yapıyor. Bu yüzden bu bölümü seçmek zorunda kaldım ama severek okumuyorum. Severek yapmak istediğim bir alanı seçmek istiyorum falan diye. Buradan da gerçekten annelere babalara bunu özellikle anlatalım. Çünkü belirli bir zaman sonra çocuk kendi mesleğini yine yapmıyor. Evet. Okuyor ama ondan sonra yine başka bir arayışa giriyor. Çünkü içinde başka bir sevda var. O sevdanın peşinde gidiyor belki. Bu kadar ön yargıda olmayıp aslında asıl konuya gelirsek de çocuğunu tanımak diyelim buna değil mi? Evet, aynen öyle. Çocuğunu tanırsa bir kişi
o zaman bir anne bir baba. Dolayısıyla çocuğunun neden, hangi alanda başarılı olabileceğini, hangi alanı severek yapabileceğini keşfetmiş olur aslında. Aynen öyle. Aslında çocuklar çok erken yaştan itibaren kendileriyle ilgili bilgi verirler. Yani örneğin bazı çocuklar arabalar, işte ince kas faaliyetleriyle ilgili şeylere meraklıdırlar. Oyun oynarken kendini gösterir o zaten. Oynadığı oyundan. Neyle ilgilendiğinden. Şimdi evet, bir elektronik aletlerle mi ilgileniyor? Aynen öyle. Resim, sanatla mı ilgileniyor? Evet. El becerisi mi daha iyi? Kitap kısmı mı okuyor? Mı? Mesela bazı şeyler vardı, çocuklar vardı, çok fazla kitap okurlar. Daha akademik alana doğru böyle bir ilgileri vardır. Demin dediğiniz gibi bazısı elektronik becerilerle ilgilidir. Gider, hatta bazı çocuklar vardır, tabii ki ama fişlerle, prizlerle fazla ilgilidirler. İşte arabaların sökerler, radyoların kenarını bir uğraşırlar. Çocuk kendisiyle ilgili bilgi verir. Birazcık daha çocukla o geçirilen zaman da aynen çocuğunuzun ne yaptığını gözlemek. Ona sahip olduğu bu ilgiye uygun fırsatlar yaratmak. 10 tane oyuncak almazsınız da 2 tane alırsınız ama onun sevdiği bir şey alırsınız. Onunla saatler geçirebilir baktığınızda. Ve o alanda da onun yaş ilerledikçe var olan her yaşa özgü fırsatı kullanarak ilerlemesini sağlamak. Bazen ben yetişkinlerle çalışıyorum, 30-40 yaşına geliyor insanlar ve hala diyebiliyorlar hangi alana acaba benim ilgim vardı diyebiliyor. Çünkü insanın kendini keşfetmesi bir yolculuk ve orada eğer erken dönemden itibaren böyle yönlendirilmediği zaman kişi direkt üniversiteye de girip bir meslek edindiğinde ve onu devam ettirdiğinde mutlaka bir kırılma noktası oluyor 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlarda ve ne yapsam diye düşünebiliyor. Çünkü yaptığınız meslekten zevk alacaksınız ki o mesleğe her gün giderken mutlu hissederek gideceksiniz, ızdırap çekerek değil. En azından hani bazen mutsuz olduğunuz günlerde bile işinize gitmek sizi zorlamayacak. Ama hem yaşadığınız olaylar dolayısıyla mutsuz olup hem de işe giderken işe gidiyorum sıkıntısı yaşadığınız zaman o zaman stres iki kat daha artıyor. Evet. Bunun yanı sıra tabii ben çocuklarla ilgili çok merak ettiğimiz şeyler var. Burada da bana yazıyorlar değerli benim takipçilerim. Özellikle de çocukların susturulması konusunda. Yani ebeveynler sürekli çocuklarını susturarak bastırdıkları konusunda biraz bilgi istiyorlar sizden. Susturan burada anne mi baba mı? İkisi de. İkisi yani de. Zaman zaman anne. İşte bazısında anne bunu karşı çıkıyor ama bir baba yapıyor bir diğer tarafta. Yani çocuğun susturulma durumu. Şimdi aslında çocuk susturulması bir şey söylediği zaman istek ve arzularının ya da kendi fikrinin ifade edilmesinde onu durdurmak çok önemli bir sorun kaynağı. Eğer bu çok şiddetliyse çocuğun girişimciliğini bile yani bir konuya atılımıyla ilgili sen yapamazsın, sen sus, sen çocuksun, bu seninle ilgili değil gibi şeylerle durdurmak ya da bir şey yaptığı zaman sen bunu beceremezsin. Bu etiketlemeler ve tanımlamalar bizim toplumumuzda evet çok fazla oluyor. O onu yapamaz, o zaten böyle. Çocuk, baştan beri söylediğim gibi zaten belli bir süre anne ve babasından var, kendini görüyor zaten. O zaman ister istemez kendini bu şekilde algılayıp bir şeye yaş ilerledikçe girişimde bulunmak, ortamda kendini rahat ifade etmek. Çünkü anne baba bunu engellediği zaman aslında sadece evde engellemiyor. Arkadaş ortamında da çocuk bunu yapabilmek için o bir güven duygusu sarsıldığı için o güveni arkadaş ortamında da sağlayamıyor. Ya da bazen tam tersi de oluyor. Anne baba o kadar baskılıyor ki çocuğu. Çocuk sıkıştırılmış hissediyor. Okula gittiğinde okulda bütün o sınır kavramı dengeli gelişmediği için okula gittiğinde orada bütün hareketliliğini, davranışlarını sergileyebiliyor. Onun için bebeğinlerin çocukları dinlemesi önemli bir şey. Elbette ki çocukların karışmaması ya da müdahale olmaması gereken noktalar olabilir. Orada da uygun bir şekilde aslında bu konunun onunla ilgili olmadığını vurgulamak gerekir.
Sınır koyma en uygun sınır koyma şekli olağan ses tonunuzla yapılır. Yani senin bu konuyla ilgili, bu seninle ilgili konu değil demek için bağırmaya gerek yok. Kararlı ve olağan ses tonunuzu kullanarak sınır koyarsanız çocuk onu algılar. Ama bağırdığınızda, hakaret ettiğinizde zaten söylediğini duymaz çocuk ebeveynin. Uslubuna bakar. Aslında bizim için de öyle, yetişkin için de öyle. Güzel bir şey anlatıldığında ya da uslup nasıl hoşumuza gidiyorsa, olumsuz bir şeyi anlatırken de bağırıldığında biz usluba bakıyoruz ama içerik olarak belki doğru şey söylese de anlamıyoruz. Çocuk için bu daha da fazla geçerli. Burada tabii aslında bir çocuğa bir birey gibi davranmak gerekiyor değil mi? Yani sonuç itibariyle ona bir çocuk, sürekli çocuk muamelesi yaparak onun kendine olan özgüven duygusunu da biz aslında tüketiyoruz zamanla. Aslında çocuğa çocuk muamelesi yapabiliriz ama çocuktan, çünkü çocuk, ama çocuktan ne anladığınıza bağlı. Orada demek istediğinizi anlıyorum. Sen çocuksun, sanki çocukların bir şey yapma, konuşmaya, kendini ifade etmeye hakkı yokmuş gibi. Aslında en çok çocuklukta kendimizi ifade etmeye hakkımız var gibi. Çünkü ondan sonra yaşımız ilerledikçe zaten iş ortamında ister istemez iş ortamımızda kendimizi ifade ederken belli sınırlamalar oluşuyor. Arkadaş ilişkilerimiz de oluşuyor. En özgür olacağımız zaman çocukluk zamanı zaten. Çocukluğu doyasıya yaşamanın bir şeyi yok. Orada da ebeveyn kendi uygun görmediği davranış ve çocuğunun tutumlarına karşı dinleyerek ve anlatarak çözüm bulabilir. Bir de tabii ödülle susturmak var. Ben bunu da konuşmak istiyorum özellikle. Ödüle nasıl bakıyorsunuz? Güzel ama neye ödül verdiğinize bağlı. Çocuklarımıza. Yani çocuklarımıza ödül veriyoruz. Yani okul işte atıyorum okul birincisi olursan işte yıl sonunda pekiyle geçersen. Rüşvet gibi bir ödül veriyorsun. Çünkü çocuğu başarıya bu şekilde itebileceğini düşünerek verilen bu ödüllerin ben aslında bir ceza olduğunu düşünüyorum. Ve böyle de bir kitap vardı galiba. Var evet. Şöyle çocuğunuza özellikle bunu yine okulda başarılı olduğu zaman ödül alabilirsiniz, verebilirsiniz, iyi de olur. Ama bunu sen şöyle yaparsan diye değil, çocuk zaten çalışıyorsa, sonrasında bir başarı getirdiyse bu kadar vurgulamadan, bu hem performans kaygısını arttırıcı bir yaklaşım. Çünkü orada kaygı artıyor çocukta. İşte istediği bir şey varsa, arzuladığı bir şey varsa aslında yapabilecek kendi sınırlanmasına sebep olur. Çünkü o sunduğunuz şey bir de büyükse, o zaman ha bu kadar büyük bir şey var şimdi ortada. Bir dahaki sefere daha büyüğünü istemek lazım. Hem o hem de şeye de sebep olabilir aynı zamanda. Bu kadar büyük bir şey var ortamda, olmaması mümkün değil. Başarılı olacak. Kaygıyı artırma boyutu var. Dediğiniz gibi bir sonraki hedef ne olacak? Yani hani birisinde diyelim ki çok ufak yaşta işte araba aldınız, böyle oyuncak araba, büyük arabalardan. Biraz daha büyüdü, büyük bir set aldınız. Daha sonra büyüdü, daha büyük bir şey aldınız. Bisiklet aldınız, sonra çocuğun araba almasına kadar gidecek. Evet, ama orada zaten şöyle bir mesaj da vermiş oluyorsunuz çocuğunuza. Bu senin sorumluluğun değil. Sen bunu yapıyorsun ama ekstradan yapıyorsun. Onun için ben sana bir de ödül veriyorum. O zaten onun sorumluluğu. Yani bir çocuğun okulla gitmekten ve oynamak dışında zamanını geçirdiği bir şey yok. Arkadaş ilişkileri. Onun için onun ekstra bir şeyi almak, orada teklif etmek aslında onun senin sorumluluğun değil de biz bunu mesajı da veren bir şey oluyor. Yani evet. Aslında çocuğa başarıyı değil de başarıyı itiyoruz. Yani bir başarılı olması için dışa odaklı başarıya hali. Yani. Evet, başarıyı da dışa odaklı hale getirdiğimiz için, dıştan bir şeyle pekiştirdiğimiz için içten gelerek motive olmasını da engellemiş oluyorsunuz aslında. İçten gelerek kişinin hedef belirlemesi zorlaşıyor. Dış bir şey için orada hedef belirliyor. O daha da zorlayıcı bir şey şu anlamda, çünkü belli bir süre sonra bunlar hani demin söylediniz ya, değişir. Birdenbire sanki belli bir yaşa geldiğiniz zaman bir sihirli değnek, böyle bir algı var. Çocuklukta zorlandığınız her şeyi yetişkin olunca birdenbire bir sihirli değnek
diyecek ve değişecekmiş gibi. Halbuki bunlar yıllar içinde öğrenilen davranışlar. Birdenbire yetişkinlikte bunları öğrenmek çok da kolay bir şey değil. Siz dıştan güdüleyerek çocuğunuzu başarı endeksliyorsanız o zaten dıştan bir hedef belirler. Bunun için de nedir o? Meslek sahibi olduğu zaman birdenbire bu kadar yüksek hedeflerde yüksek bir kariyer beklentisi, birdenbire yüksek bir maaş beklentisi olabilir. Bunlar zaman alan şeyler ama ona tahammül etmek zor geliyor. Çünkü hep dıştan bir şeyle beslendiği için, içsel motivasyonu yeteri kadar pekiştirilmediği için. Onun için çok önemli tabii. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel anlattınız, güzel ifade ettiniz. Ha. Ben bir de tabii yine şunu sormak istiyorum. Yaz süreci. Yani herhalde en çok zorlandığınız konu burası olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü yaz süreci duyguların karmakarışık olduğu bir dönem. Kayıplar. Bunu nasıl insanlar aşabilirler ya da bu konuda buradan nasıl bir öneride bulunabilirsiniz? Şimdi aslında kayıplarda tabii ki çok doğal olan belli bir takım aşamaları var yaz sürecinin. İlk başlarda tabii ki olayın nasıl yaşandığı da çok önemli. Bunu hep söylüyorum çünkü olağanda iki farklı örnek vereyim. Örneğin bir yakınınızın bir rahatsızlığı vardı, kronik rahatsızlığı ve o rahatsızlık sürecinde onu kaybedeceğinizi bilirsiniz. Ve süreci yaşarken bu sizi tabii ki çok üzer ve rahatsız eder ama burada bir var olan bir bilgi olduğu için onu yaşama şekliniz de bir yakınınızı trafik kazasında kaybetti. Aynı kayıplar. Çok farklı tabii ki. Onun için yaz sürecinin nasıl yaşandığı ilk önce yaşanan olayın durumla bağlantılı. İkinci olarak kaybettiğiniz kişinin hayatınız içindeki anlamıyla bağlantılı. Yani sizin için ne ifade ne anlamı var, evet. Ne ifade ediyor? Aynen öyle. Örneğin en hayatınızdaki en anlamlı ilişkiyi kaybettiğinizi düşünüyorsanız süreç biraz daha zorlayıcı ve uzun süreç geçecek demek. Daha çok işte bu durumlarda kişiler bireysel terapiye ihtiyaç duyabiliyorlar. Çok önemli hale gelebiliyor. Çünkü hayatındaki en büyük, en anlamlı ilişkiyi kişiye göre kaybettiği zaman kişi onunla birlikte hayatının yaşayış şekli de değişiyor. Baktığınızda. Ve o yaşayış şekline uyum sağlamak çok doğal olarak bir müddet zaman alıyor ama buradaki zaman da demin bahsettiğimiz zaman gibi değil yine. Hani zamanla geçer gibi değil. Orada da bir desteğe ihtiyaç duyabiliyor. Çünkü onun tekrardan yeni bir anlamlı ilişki geliştirmek ya da hayatında bir takım farklılıklar oluşması gerekebilir. Bu da belli bir yapılandırmayla mümkün. Kişinin hayatı tekrar yaşadığı sürece, o kişiyle yaşadığı sürece, şu anki sürecini, gelecekle ilgili yeniden planlar kurmasını sağlaması gerekir. Bu da bir süreç alır. Tabii genel anlamda bu yaz sürecini böyle televizyonda böyle anlatarak çözebileceğimiz bir şey değil ama evet, en azından bir bilgi adına çok teşekkür ederiz bilgilendirdiğiniz için. Aynı zamanda ben tabii toplumsal genel anlamda toplumsal konuşmak zorundayız. Çünkü toplumun beklentileri var bu konuda ama aslına bakarsan çok da hazırcıyız. Yani her şey hazır olsun gelsin bize biz öyle rahat edelim modundayız. Ama genel anlamda da hiçbir şey yapmadığımız gibi bir de olumsuz eklerle yaşarız. Yani bu olumsuzluk ekleri bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Olumsuzluk? Olumsuz konuşmalar, olumsuz davranışlar, evet, hayata bakışı olumsuzlaştırmak. Şimdi bu biraz bireysel olarak burada bahsediyorsanız yani olumsuz şeyleri getirmek. Aslında bundan bahseden kişinin bireysel özellikleri çok önemli. Biz burada daha çok örneğin kişi karamsar bir bakış açısı varsa ve davranış olarak sizin söylediğiniz gibi olumsuzluklar varsa burada biraz karşımızdaki kişiyi tanımamızda fayda var. Biliyorsunuz kişilik bozuklukları olan kişiler yani biz onlara zor kişilikler diyoruz. Kişilerde genel olarak duygularını ifade etme, davranış problemleri, düşüncelerini ifade etme şekilleriyle ilgili bayağı zorluklar yaşanabiliyor.
Kişilik bizim tekrarlayan duygu, düşünce, davranış biçimlerimiz, dürtülerimizi nasıl ifade ettiğimiz, duygularımızı nasıl ifade ettiğimizle bağlantılı. Çevrenizde böyle kişiler varsa, eğer çok sıklık davranışsal olarak size zarar veren, olumsuz düşünceleriyle sık sık sizin moralinizi bozan, o zaman ilk önce şeyi anlamak gerekir. O ilişkiden siz neden o ilişki içinde varsınız, siz ne alıyorsunuz? Bazen bu şey çok önemlidir. Hani evet, insanlar olumsuz davranış gösterebilirler. O olumsuz davranışları sizi olumsuz etkileyebilir. Ama sizin o ilişkiyi sürdürmek için nedenlerinizi de anlamak gerekir diye düşünüyorum. Diğer yandan o söylenen şey sizi herkese zaman zaman, yani siz de bir arkadaşınızla derdinizi paylaşabilirsiniz. Ben de paylaşabilirim. Olumsuz bir şey söyleyebilirsiniz. Ama bunu sürekli size etiketleyerek ya da demin söylediğimiz gibi damgalayarak yapıyorsa tabii ki siz o zaman kendinizle ilgili böyle bir onun bahsettiği, söylediği şeyler gerçekte bende var mı yok mu? Eğer yoksa orada kendinizi ifade etmelisiniz. Bu belki şu zamanlarda çok zorlandığımız bir şey. Kişi şey bizim kültürümüzde hani susmak iyi cevaptır derler. Evet, susmak da bazen iyi bir cevap olabilir ama. Ama susturulmamalıyız. Evet, aynen öyle mi? Kendimizi de ifade etmeliyiz. Eğer siz orada arkadaşınız ya da bir yakınınız size olumsuz bir takım geri bildirimler veriyorsa ve siz o söylediklerinizle ilgili kendinizde bu tarz bir şey olduğunu düşünmüyorsanız, o zaman kendinizi ifade etmelisiniz ve arkadaşınızla da bunu neden böyle söylediğine dair konuşmalısınız. Çünkü evet, o zaman şey oluyor, o söyleyen kişi sustuğunuz zaman söylediğini bir nevi kabullenmiş oluyorsunuz ve onun o davranışını da pekiştirmeye katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Evet, bu arada yönetmenim işaret ediyor, süremiz bitmiş. Öyle mi? Peki. Ağzınıza sağlık, ben teşekkür ederiz. Ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya başka bir değerli konuğumla ve değerli konularla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Ruhunuza sahip çıkın, bedeninize sahip çıkın, dostlarınıza sahip çıkın, sevin, sevilin, gerçekten hoş kalın, hoşça kalın.